Mağduriyet beyni Maalesef. Aslında bana gelmemiş YouTube linki ama. heyecanlandırıyor. Şu an yayını yeni başlatıyorum Fatma Hanım. Ekran Ha, onu paylaşımı yaptıktan sonra aktarım yapıyoruz. mağduriyet Öyle beyni. Ha, tamam, anladım. gönderiyorum. Linki ama. Leyla hocam sesiniz gitti ama. Benim mi gitti, sizin mi? Bilmiyorum ki, ya da başka bir seyirci izleyicimizin sesiydi. Biz sizi birbirimizi zannettik. Benimki nasıl geliyor mu? Biraz önce kesik bir sesti. Şu an tam net bir ses var. Tamam. Evet. Ne yapalım? Başlayalım hocam. Hocam 30 dedik, tam birkaç dakika beklesek. Tamam. Türk usulü olsun. Heh, biraz evet maalesef. Hani bizde başlamalar böyle 5 dakika, 10 dakika, metroda falan da böyle ya. Hiç Japonya'da aslında takip ettiğim bir şey değil. Erken gelenlere ceza vermiş oluyoruz bir yerde saçmalama. ama işte Bizde böyle ama ben Japon. canlı yayın YouTube linkini de paylaşayım. Ondan sonra birazdan başlarız hocam. Tamam. Gönderdim Fatma hocam size. Evet, şu an kaç kişiyiz? Sanırım Asım Bey görebiliyor oradan, değil mi? Ben ekran açtığım için. Şu an 23 kişiyiz hocam toplamda. 23 kişiyiz. Evet. Konu bağlanma. Bu saatte bağlanma için çok müsait bir saat değil. Ne uyku saati, ne yemek saati, ne çocukların böyle dinginleştiği bir saat. Sadece insanların birazcık daha yemeklerini yedikten sonra kendime vakit ayırabileyim dediği bir saat. Ama öbür saatlerde çok ileri oluyor. Malum artık günler kısalmaya başladı. O sebeple de bu saati tercih etmek zorunda kaldık. Özür diliyoruz ama başka bir seçenek kalmamıştı bize. Gündüzlerde malum çocuklarla olunca. Evet, şu an 26 kişi olmuşuz. Bağlanma modeli son zamanlarda çok konuşulan ve bizim de gündemimizde olan, aynı zamanda ebeveynlerin çok merak ettiği bir konu olduğu için sen bu konuyu tercih ettim. Çünkü bizim bir hocamız var, hep şöyle söylüyordu ki bir gün bütün dünya inanacak, bütün yollar bir şekilde bağlanmaya çıkacak. Hani diyoruz ya, para her şey değil ama çok şey, bağlanma da böyle bir şey. Her şey değil, kapsayıcı, kucaklayıcı, tamamen yaşadığımız her olayın altında bağlanma yatmıyor olabilir ama yaşadığımız çoğu olayın altında bağlanma temelli problemler yatabiliyor. Hocam bu arada ben sesimi kapatmışım. Sizinle konuşuyorum bir taraftan. O. Yeni... Leyla Hoca beni dinlemiyor dediniz, değil mi? yok 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 öyle de bir denk geldi ki sustuğunuz anlara denk geldi. Hayır, siz beni dinlemiyor düşündünüz diye üzüldüm ben. Yok öyle bir durum. Mikrofonu kapatmışım, konuşuyorum bir taraftan. Ben boşluğu dolduruyorum şimdi. İnsanların canı sıkılmasın diye. Hocam sizin sesinizin az geldiğini söylüyorlar ama Şu anda öyle mi? aslında bana iyi. Bilmiyorum, biraz sesleri. Benim bilgisayarımın böyle bir özelliği var. Sesim genel itibariyle az geliyor. Ama Asım bana yardımcı olursa ne yapabileceğimi belki bilebilirim. Hocam aslında şu an daha iyi geliyor sesiniz. Tamam, Aslında biraz bir biraz ekrana yakınlaşınca galiba ses daha iyi geldi. evet. Yani bana iyi. Böyle normal tonlarda, çok yüksek değil ama gayet rahat duyuyorum. Tamam. Gönderince YouTube'dan mı girenler oldu acaba? YouTube'a giren var mı az? Şu an 9 kişi var YouTube'da. Burada da varlar. Tamam. Tamam. Ne yapalım hocam? Başlayalım mı? Son bir dakika hocam. Tamam. 35'i bekliyorum. Tamam. Ben böyle kralcıyım biraz. Yuvarlayalım. Evet.
Evet, kıymetli velilerimiz, hoş geldiniz bağlanma atölyemize. Bugün yine bağlanma atölyemizi bize anlatacak olan, bağlanma konusunu işleyecek olan hocamız Leyla Kılınç'la beraberiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Atölyeye geçmeden önce kısa bir sizi tanıtmak isterim hocam. Tabii. Leyla Kılınç hocamız 1998 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra aile danışmanlığı eğitimini bitirdi. Nişantaşı Üniversitesi Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisti eğitimini tamamladı. Şu an Renever danışmanlıkta aile çocuk ve ergen psikoterapisti olarak danışan kabul etmekte. Türkiye Eğitim Akademisi'nde bütüncül oyun terapisi eğitimi vermektedir hocamız. Ayrıca 23 yıl çocuk ve aile danışmanlığı ve anaokulu idareciliği yapmıştır. Leyla hocamız evli ve iki kız çocuğu annesidir. Hocam iyisiniz inşallah. Bir de halinizi hatırınızı sorayım. Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim hocam. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum. Biraz böyle gripten mütevellit bir Evet. ses bozukluğu var ama elhamdülillah iyiyim. Vücuduma yayılmadı. İnşallah bu şekilde atlatırız. Malum havalar biraz geçişten dolayı bu tarz rahatsızlıklar bu ara çoğaldı. Hocam biz sizi dinliyoruz. Söz sizde. Buyurun. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Konu çocuk ve aile. Yıllarca çocukla çalıştım ama çocuğa ulaşırken ebeveynlere ulaşmadan bu işin daha güzel olabileceğine inanamıyordum. Ve bir şeyler eksik diyordum. Çünkü bizim işimiz hiçbir iş yoktur ki insan sonuna kadar eğitim alsın. Çocukla ilgileniyorsanız bu eğitim her geçen gün güncelleniyor. Her geçen günde yeni bir argümanla çıkmanız gerekiyor. Mevzu çocuk olunca bizler de hala bitmeyen eğitimlerle hayatımıza devam ediyoruz. Diyeceksiniz ki hala hocam ne alıyorsunuz? Hem veriyoruz hem alıyoruz. Hem veriyoruz hem alıyoruz. Bizim yaşam tarzımız bu oluyor. Şimdi sesim hala az mı? Evet hocam siz yani öyle diyorlar bana iyi de biraz herhalde katılımcıların da sesleriyle ilgili problemleri var çünkü bana güzel geliyor. Tamam. Ama siz Bağlanma. biraz daha yakından anlatırsanız belki Tamam. onlar için de Öyle tamam. yapacağım. Bağlanma bize çok gelen mevzulardan bir tanesi. Çünkü ebeveynler bağlanma stillerini çocuklarının bilmediklerinde yanlış bir müdahale söz konusu olabiliyor. Ve biz onlara diyoruz ki iyi gelmeyecekseniz kötü de gelmeyin. O sebeple çocuklarınızın bağlanma stilini bilin. Hani diyoruz ya para her şey değil ama çok şey. Bağlanma da bizim için böyle bir mevzu. Çünkü yanlış bağlanan bir temelin partner ilişkisinde, iş hayatında, arkadaş ilişkisinde insanı ne kadar etkilediğini artık bütün dünya kabul ediyor. Ve hep şunu söylüyoruz değil mi? Biz ruh sağlığı uzmanları hep diyoruz ki insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra en temel ihtiyacı güven ihtiyacı. Eğer güvenmezse insanoğlu kendisine ait bir yerde aidiyet duygusunu yaşayamaz. Yani kendisine ait demeyeyim. Daha doğrusu bulunduğu yerde bir aidiyet yaşayamaz ve orada mutlu olamaz. En basitinden bir sandalyeye bile güvenmek istiyoruz değil mi? Diyoruz ki sırtımı dayadığım sandalye sağlam oturabilirim. Değilse tedirgin bir şekilde oturur ki çocuktan bahsediyoruz ve daha dünyaya gelmeden ruhsal inşasının oluştuğu bir yerde çocuğun kendisini iyi hissetmediği bir yerde motivasyon olarak iyi olması mümkün değil. Artık bütün dünya şunu kabul ediyor ruh sağlığı açısından. 0-1,5 yaş bizim ruh sağlığı açısından en kritik olduğumuz yaş. Neden sizlere ulaşmaya çalışıyoruz? İnanın ben ergenle de çalışıyorum. Her ne kadar terapötik ittifak güzel kurmaya çalışsanız da eğer ergen istemiyorsa terapiye gelmiyor. Ve gelmediğinde değişim olmuyor. Değişim olmadığında iyileşme olmuyor. Ve böyle bir kısır döngünün içine giriliyor. Ama 0-1,5 yaşta, 3-6 yaşta nelerin yaşandığını bilebilirseniz erken dönem müdahalenin çocukların hayatında neleri iyileştirebileceğini çok daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Çünkü yani 0-1,5 yaş Erikson'un gelişim evrelerine baktığınızda diyor ki temel güvene karşı güvensizlik dönemidir diyor. Eğer bu dönemde biz güven vermezsek çocuk bütün dünya için şu algıyla hareket edecek. Ses problemi var mı hocam? Hocam deminkinden farklı değil. Yani bazı izleyicilerimizden şey geliyor, ses az geliyor diye mesajlar geliyor ama bilmiyorum. Ben normal duyuyorum sesinizi.
Tamam. Ve temel güvene karşı güvensizlikten bahsediyor. Diyor ki eğer bu dönemde bunu almazsa çocuk dünyayı ikiye böler. Der ki iyiler, kötüler, güzel, çirkin gibi. Ve bu bölme savunma mekanizmasıyla da hayatını devam ettirir. Der ki ben bu dünyada bir tehdit görüyorum. Ve bu tehditle kendimi iyi hissetmek gibi bir seçeneğim kalmıyor. Bu seçenek kalmadığında da ne yapıyor çocuk? Kendisini izole edebiliyor, iletişime girmekten kaçınabiliyor, agresyon temelli bir yapıya dönüşebiliyor ve 0-1,5 yaş mesela Erikson'un bu döneminde iz düşüm olarak karşımıza şu çıkıyor. 0-1,5 yaştan bu temel ihtiyaç karşılanmadığında depresyon, kaygı, anksiyete, panik atak ve bu gelişime bağlı problemler ne yapıyor? Çocukta ergenlikte tetiklenme yaşatıyor. Ve yine 2-3 yaş Freud'a göre anal dönem, bize göre Erikson'a göre bağımsızlığa karşı utanma şüphecilik dönemi, yine bunlar da okul öncesi dönemin gelişim evrelerinden. Bunların tamamı ne diyor? Bir dönemin ihtiyacını karşılamazsanız diğer dönemin ihtiyaçlarını da o dönemin ihtiyacı yine karşınıza çıkar. Hani borcu ödenmemiş bir alacaklı gibi. Eğer siz ona borcunu ödemezseniz ne yaparsanız yapın bir şekilde ilişkiniz iyiye gitmez ya. Aynı onun gibi yani bir kısır döngünün içerisinde devam eden bir probleme dönüşür. Ben burada neden bununla belgelendirdim? Çünkü bu şahsi bir düşünce değil. Freud'a göre, Erikson'a göre, Mahler'e göre, Piaget'e göre bunlar tamamen bağlanma temelli kitaplardan çıkarılmış özetler ve güvene gelelim. Güven nedir? Korku, şüphe duymadan inanma. Değil mi? Biz de hayatımızda ne deriz? Danışan gelir der ki, hocam güvenimi kaybettim. Artık hiç kimseye güvenmiyorum. Güvenmediğim için de şunları şunları yapmak istemiyorum der. Yaşam heyecanımız dahi gider. Ve sığınma ihtiyacımız vardır. En ilkel çağlarda bile insanın en temel ihtiyacı ne olmuş? Barınma olmuş. Neden barınmak istemiş insan? Tehdit eden unsurlardan korunmak için barınmak istemiş. Demiş ki dış dünya tehlikeli ve ben kendimi tehdit eden unsurlardan kendimi iyileştirmeye yönelik bir adım atmazsam burada ne yaparım? Can güvenliğim tehlikede olabilir, duygusal olarak tehdit altında olabilirim der. Ve biz de şunu söyleriz, deriz ki bir insanın annesiyle, bakım veren kişiyle kurduğu ilişki ötekiyle kuracağı ilişkinin kalitesini gösterir. Ve biz güveni nereden alıyorduk? Bakım veren kişiden. Eğer bize o bakım veren kişi güven vermezse biz nitelikli bir ilişkiye giremez ve aynı zamanda güven inşa eden bir yapıda olduğumuza inanamayız. Her seferinde bunu sorgularız. Acaba böyle mi oluyor, şöyle mi olacak diye otomatik düşüncelerimiz, ara inançlarımız, bununla birlikte zihin okumalarımız sürekli bizimle eşlik eder. Bağlanma nedir? Mesela bakın şimdi ben hep şu metaforu anlatıyorum. Diyorum ki bu beşi vermezsek bu dörtte problemler gelir bize. Bu beş metaforu şu daireden bakabilirsiniz. Bir çocuğun en temel ihtiyacı koşulsuz sevgi, takdir, onay, değer, güven ve sınırlardır. Eğer burada bir problem varsa buradan problemlerle gelir çocuklar bize. Ve deriz ki senkronize olamadı. Yani eş güdümlü çalışamıyor. Bu eş güdümlü çalışmanın önündeki engel de zaten bir bağlanmanın olabilmesi için bu İslam'ın beş şartı gibi aklınızda tutabilirsiniz. Koşulsuz bir sevginin, değerin, güvenin, onayın ve sınırların olması gerekiyor. Bunun olmadığı bir yerde bağlanma temelli bir hayatın olması mümkün değil. Bağlanma genlerimize işlemiş bir yakınlık ihtiyacı aynı zamanda. Yani biz bunu arzu ederiz. Ondan sonra hayatımızın her döneminde kurduğumuz ilişkilerde bunu sorgularız. Olup olmadığı yerlerde kendimize dair inançlarımızı yeniden inşa etmeye yönelik adımlar atarız ve ilişkiler kurma, bakım, sevgi ihtiyacını karşılama yeteneklerini yansıtan bir kavram insanlar içerisinde. Bunlarla da ne yapıyoruz? Bizim kendilik algımızı oluşturan ve beklentilerimizi karşılayan bir değer yani bağlanma. Bağlanma sorunu neden oluşur? Bu çok fazla gelen problemlerden bir tanesi bize. Hocam benim çocuğum mesela ebeveynler geliyor diyor ki hocam benim çocuğum bağlanma problemi yok. Diyorum ki nasıl anlıyorsun? Hocam nereye bıraksam kalıyor çocuk diyor. Bu bağlanma problemin olmadığını göstermez. Biraz sonra size açıklayacağım. Bazen öyle bağlanma problemleri vardır ki bu problemlerde aslında öncelikle iyileştirilmesi gereken
şizoid kişilik geliştirir. Mesela kaçıngan bağlanma modeli. Ne yapar? O kadar izole yaşar ki, o kadar dünya kötüdür der, o kadar ümidini keser ki, yani kendinden de ümidini keser, bireysel takılır ya da sosyal anksiyete yaşar, sosyal fobi yaşayabilir. Çünkü bunların tamamen alınmadığı yerde karşımıza çıkacak genel iz düşüm problemi bunlar oluyor. Bağlanma Hocam, sorunu, evet. kestim ama verilerimizden benim sesimin iyi geldiğini ama sizin sesinizde kısıklık olduğunu söylüyorlar. Kesinti şeklinde mi? Yok yok, ses az geliyor diyorlar. Bakayım bir. Şuradan bir şeyler yapacağım. Yani mikrofondan kaynaklı olabilir sesinizin düşük gelmesi. Eğer ki yakınınızda kulaklık varsa onun mikrofonunu kullanabilirsiniz. Şu an kulaklığım var aslında ama bir bakayım şey mi açık? Sistemde de gayet iyi. %100 gözüküyor hepsi. Şu ses tonunu deneyelim. Şu an nasıl? Şu an daha iyi hocam. İnşallah. Bakalım. Yorumlar yazıyor mu? Cesaret edip bakamıyorum bile. Kesin bir problem var diyorum. Fatma hocama ses net geliyormuş, bilmiyorum. Bağlanma sorunu olur. Bana çok öyle şey değil. Yani kısık değil. Ben gayet rahat anlıyorum sizinkini ama bilemiyorum tabii. Dinlediğim cihazdan da olabilir. Olabilir. Yani o cihazın kalitesinden de olabilir. Laptoplarda durum daha farklı olabilir. Şu an laptoptan bağlanıyorum. Telefondan değil ama. Bağlanma sorunu neden oluşur? Bağlanma sorunu olan çocukların, annelerin çocuklarını yeteri kadar övmediği ve çocukların ihtiyaçlarını anlamadıkları fark edilmiştir. Çünkü ne demiştik? Onaylanmayan ve övülmeyen çocukların ihtiyaçları yeteri kadar karşılanmıyor. Bağlanma teorisi nedir? Bu karşımıza çok çıkan bir şey. Kuram ve bağlanma teorisini oluşturan Bowlby'nin bağlanma teorisi çocukların ebeveynleriyle olan ilişkilerinin gelişimlerini nasıl etkilediğini araştırıyor Bowlby. Diyor ki ben bir bakayım. Yani bu çocuklar aileleriyle kurdukları ilişkide nereye gidiyorlar? Ve şunu söylüyor. Diyor ki çocuk için anne demek, öteki demek, öteki demek dünya demek. Ne demiştik başında? Bizim ötekilerle kurduğumuz ilişkinin kalitesini annemizle kurduğumuz ilişkinin kalitesi belirliyor. Bize bakım verenle iyi bir ilişki kurduysak, onunla güvendeyiz mesajını aldıysak, ötekilerle de böyle bir ilişkiye girebiliyoruz. Ve diyoruz ki dış dünya bu kadar da kötü değil. Ve burada ne yapıyoruz? Sorunlarla baş etme kapasitemiz, psikolojik açıdan sağlamlığımız, dünyaya uyum sürecimiz çok daha kolay oluyor. Ve burada bir deney yapıyor tabii ki. Bowlby şunu söylüyor, diyor ki çocuğun yaşamının erken dönemlerinde anne baba bakım veren kişilerle kurduğu bağ hayat boyu devam edecek büyük bir etkiye sahip. Hatta şöyle ifade ediyor, diyor ki bağlanma değişir mi? Bunu partner ilişkisinde de anlatacağım size. Bağlanma değişir mi? Bağlanma değişir, evet diyor. Ama %75 genetik aktarım gibi, %75 ruhsal problemlerin geçişi gibi kalıcı olarak hayatımızda devam eder. Ve diyor güvenli bağlanmanın temeli biz hep şunu söyleriz. Deriz ki 0-3 yaş memeyden eteğe, 3-6 yaş etekten öteye dönemi. Eğer bir çocuk bir dönemin ihtiyacını istediği gibi karşılamazsa öteki dönemde der ki verecek misin? Alacağım ben bunu der. Ve biz de deriz ki o dönemin ihtiyacını o dönemin beklentisi olarak karşıladığınızda telafi edebilirsiniz. Geriye dönük iyileştirici adımların atılması gerekiyor. Bu dönemde işte çocuğun kendini güvende hissetmesi, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli. Hatta ben böyle ruh sağlığıyla çok ilgilenince annem diyor ki aman bizim zamanımızda da ruh sağlığı mı vardı kızım diyor. Ondan sonra diyor gidiyorduk diyor, şurada burada çalışıyorduk diyor. Sonra diyor baban getiriyordu bunları yapıyordu. Anne diyorum zaten sizin zamanınızda bunlar yapılmış olsaydı bugün bu kadar defolu insan olmazdı değil mi? Ve diyor ki ben diyor seni diyor hiç kucağımdan indirmezdim ki benim annem ayrılık anksiyetesi, ters depresyonu bunları yaşamış dedemin hayatından dolayı. Diyorum ki anne diyorum bak bunların çok önemli 0-1,5 yaşta bunları yaşadın mı şunları yaşadın mı? Hiç diyor seni ihmal etmedim. Ben de hep şu örneği veriyorum. Hani Türk filmlerinde derler ya
ruhuma sahip olabilir, bedenime sahip olabilirsin ama ruhum asla. Çünkü diyor ki ayna nöronlarla annenin gözünden senin gözüne gelen bir ışık var. Eğer sen o ışığı alamazsan, kucağına almış dahi olsa bağlanma noktasında yine problem yaşarsın. Yine depresif birisi olma ihtimalin çok yüksektir der. Bu sebepten de yani biz ne diyoruz? Sadece bedene sahip olmak değil, ruhun da gözdeki ışıklarla yansıması. Benim bir yeğenim var, özür diliyorum, erkek kardeşim var, 4 aylık bebeği var. Dün gece işte birlikteydik biz, birlikte olduğumuz önemli için bebeğin gözüne bakıyorum. Aile içerisinde 5 kişi var ve ben de yoğun çalışma temposundan dolayı onunla çok temasa geçemiyorum. Ama benimle kurduğu ilişki çok daha farklıydı. Çünkü biz artık deney grubu, kontrol gibi grubu gibi her yaş grubunda hangi çocuk varsa bir temas edelim. Var mı problem, görmek istiyoruz diyoruz ya. Yani çocuk 4 aylık bebek, ben gidiyorum arkamda bana ağlayışıyla diğerlerine aile ağlayışı aynı değil. Şimdi ben bu eğitimi almamış olsam şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki ya işte çocuk anlıyor, anlamıyor böyle bir değer. Ama biliyorum yani gerçekten o ışığı aldı ve ayna nöronlarla bana yansıtıyor. Çocuğun oradan aldığı hazzı, bebeğin oradan aldığı hazzı o kadar güzel yansıtıyor ki onu tedirgin eden ortama dair de bir kaçış yaşıyor. 4 aylık mı? Evet. Diyeceksiniz ki hocam bu çocuk nereden anlayacak? Ben de diyorum ki ruh sağlığı da bunu söyler. Ondan sonra din de bunu söyler. Bir çocuğun ruhsal inşası çocuk daha dünyaya gelmeden anne baba çocuk sahibi olmaya başladığı andan itibaren başlar. Hipnoz bunu söylemiyor mu? Söylüyor. Ne diyoruz? Daha anne karnındayken Efendimiz bunu söylemiyor mu? Söylüyor. Ne diyor? Çok geç kaldın diyor. Niye? Bunu diyor gebe kalmadan önce diyor söyleyecektin, soracaktın diyor. Ruh sağlığı da bunu söylüyor. Diyor ki sizin dedeniz bir erik yer, sizin diyor dişiniz kamaşır. Biz ne diyoruz? Annenin gebelik döneminde yaşadığı semptomlar, doğum anomalileri, bununla birlikte çocuğun erken çocukluk döneminde bakım veren kişisi hepsi o kadar önemli ki biz bunun bir kısmına genetik diyoruz, değil mi? Ama aslında çevresel faktörler, nesillerden nesillere aktarımlar, bunların hepsi ne yapıyor? Genetiği de aslında içinde barındırmış oluyor. Ve bağlanma kuralı en temelde insanların hayatta kalmak için ötekilerle yakın duygusal bağlar kurmaya yönelik doğuştan gelen bir yatkınlık taşıdığı inancına dayanır. Yani doğuştan bu var. Bizim bir mizacımız var, var. Bir bağlanmamız var, var. Çünkü biz danışanı aldığımız zaman mizacını alıyoruz, bağlanmasını alıyoruz. Aynı zamanda patoloji var mı buna bakıyoruz. İçgörüsüne bakıyoruz. Bunları aldığımız her yerde inanın en önemli olan, özellikle ilişkiler için söylüyorum, partner ilişkisinde en önemli olanlardan bir tanesi bağlanma oluyor. Çocuk için ben demek, anne demek, anne demek, ben demek ve hatta dünya demek. Çocuk için çünkü sizi görüyor, diyor ki öteki. Çünkü benim dünyam bu diyor. Dünyanın bana sunacakları da bu olacak diyor. Yakınlık ihtiyacı, sığınacak liman olma, güvenli dayanak değil mi? Ayrılma kaygısı bunların hepsini bağlanmanın 4 temel özelliğiyle ağırlıyor. Sahte anne deneyi, bu maymunlar üzerinde yapılan bir araştırma ve bu araştırmada şöyle bir veriye ulaşılıyor. Maymunlar, iki çeşit maymunları farklı yerlerde ailelerinden izole ederek yaşatıyorlar. Yaşanma sürecinde şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyor maymunlar. Maymunlar bir kısmı böyle açlık ihtiyaçları, yani gıda olarak beslenmelerine rağmen bir kısmı buna rağmen duygusal yoksunluktan dolayı ölüyor. Kalanlar için bir kafes yapıyorlar ve bu kafeste de maymunların iki temel ihtiyaçları karşılanıyor. Beslenme ve bakım ihtiyacı karşılanıyor. Buna rağmen maymunlar, iki tane düzenek yapılıyor. Düzenekten bir tanesine tel yatak, bir tanesine de yumuşak yatak. Tel yatakta mama olmasına rağmen maymun mama ihtiyacını karşıladıktan sonra hemen battaniyesini alıyor. Yumuşak dokuya gidiyor ve yumuşak dokuda ona sarılıyor. Onunla temas halinde oluyor. Onu bırakmak istemiyor. Burada güvenin ne kadar önemli olduğunu, orada gıda olsa bile oradaki soğuk, metalik ilişkide kalmak istemiyor. Ha şöyle söyleyebilirsiniz. Kim demirde yatmak ister? Demir oda sıcaklığında olmasına rağmen o yumuşak dokuyla oynuyor, temasa geçiyor ve orada var olmak istiyor. Yabancı durum deneyi, işte burada aslında Bowlby'nin bağlanma temelli yaptığı çalışma burada. Burada da 12-18 aylık çocuklara bir uygulama yapılıyor. 12-18 aylık çocuklar bir müddet aileleriyle
aynı odada oyun oynatılıyor. Bu çocuklardan bir kısmı işte o dönemde bağlanmayla alakalı yaşadıkları genetik aktarımları da göz önünde bulunarak o çocuklardan bir kısmının annesi bir bakıcıyla birlikte aynı odada kalıyor. Bakıcıyla aynı odada kaldıklarında anne ilk başta odayı terk ediyor. Güvenli bağlanan çocuk annesi odayı terk ettiğinde önce bir ağlıyor, sonra bakım veren kişiye alışıyor. Anne geldiğinde de ona sarılıyor. Güvenli bağlanmayan çocuk anne gittiğinde ağlıyor. Anne geldiğinde de ağlıyor. Üstelik çok öfkeleniyor ve tepkisel davranıyor. Bu kaygılı bağlanma modeli olan. Kaçıngan bağlanma özelliği olan çocuk da anne odayı terk ettiğinde ha varmış ha yokmuş hiçbir duyguya sevk olmuyor. Çünkü diyor ki benim için hiçbir anlam ihtiva etmiyor. Çünkü ha var ha da yok. Deney sonucunda 3 takım yani 3 tip bağlanma modeli çıkmış oluyor ve bu da Bowlby'nin bağlanma modelinden. Artık bilim dünyası şunu da kabul ediyor, psikoloji daha doğrusu. Sadece 3 tip bağlanma modeli yok. 4. bağlanma modeli de karışık bağlanma modeli. Birazdan da size onları da anlatacağız. Güvenli bağlanan bebekler, ilk güvenli bağlanmayı anlatalım. Güvenli bağlanan bebekler anne odadan ayrıldığında ağlayabilirler. Hani çocuklar okula başlıyor ya, ben çok önemsiyorum oryantasyon sürecini. Diyorum ki keşke ebeveynlere şöyle böyle kelli felli anlatsam. Okulda işte bir problem yaşamaması için ne tür adımlar atabileceklerini anlatabilsem. Çünkü ben bu dönemin yaralısıyım. Kendi bir okul fobisi yaşayarak okul hayatıma başlamıştım. O yüzden de çocukları iyileştirmeye, onlara yönelik iyi adımlar atmaya, daha az hasarlı okula alışmalarını çok önemsiyorum. Ve bu sebepten de ebeveynlere diyorum, aman ha, birinci dönemde, ilk 6 ayda değil, ilk 5 gün, 6 gün o kadar kıymetli ki, burada yapacağımız bir psiko eğitim süreci çocuğunuza o kadar iyi gelecek ve buna dair sorduğumuz sorulara cevap aradığınızda doğru bir adım atmış olacaksınız diyorum. Bazı ebeveynler tabii ki farkındalıkla tercih edebiliyorlar. Bazı ebeveynler geçebileceğine inanıyorlar. Çünkü herkesin ruh sağlığına inancı aynı derecede, aynı şiddette olmayabilir. Ama biz diyoruz ki bizler burada olduğumuz sürece rahatlıkla her mevzuya dair soru sorabilirsiniz. Çünkü bugün atılamayan bir adım çocuklarımızın hayatına yıllarca devam edecek. Biraz önce de söyledim. Ergenler gerçekten gelmiyorlar. Bugün güvenli bağlanma problemi, ergenlikte sınav kaygısı, daha ilerleyen dönemlerde cinsel işlev bozuklukları olarak karşımıza çıkıyor ve artık bunlar ispat edilmiş bu döneme ait problemlerin izdüşümü olarak bize gelen şeyler. Anne odaya geldiğinde, döndüğünde ise yine anneyle fiziksel temas kurmak istiyor. Ama kaçıngan bağlanmada ise ne yapıyor çocuklar? Anne odaya geldiğinde etkileşime girmekten kaçınıyor. Bazı bebekler neredeyse anneyi görmezden gelir. Özellikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda annesi babası tarafından terk edilen çocuklarda hani deriz ya, aa ne kadar da güzel, görüyor musun, soğukkanlılıkla olayları kabul etti. Ya da bazı ebeveynler çocuklarını bıraktıklarında özellikle içe dönük gelişim gösteren çocuklar, böyle çok bakıcı değiştiren çocuklar, bununla birlikte çok fazla okul değiştiren çocuklarda bir bakarsın artık çocuk duyarsızlık evresine girmiş. Yani o kadar ümidi kesmiştir ki yeni gelen kişinin ona güven verip vermemesiyle alakalı bir beklentiye girmemiştir ki, ya der Ali olsa ne, Veli olsa ne, ben nihayetinde kendim burada bir şeyler yapacağım. Bu da aslında bir sorundur. Yani kabul edilebilir bir doğru değil. Kaygılı bağlanan bebekler ne dedik? Odaya geldiğinde annesini hem ister hem de tepki gösterir. Çünkü işte aslında bu bir bordür yapıya gidiyor. Burada çocuk diyor ki ben sana istediğim zaman ulaşamıyorum. Hani çocuklar anaokuluna geliyorlar. Bazı çocuklar bir bakıyorsunuz anneleri almaya geldiğinde vurmaya başlıyor. Ayaklarıyla itekliyor, ondan sonra gelmeyeceğim diyor. Arkaya doğru koşuyor, annesini bekletiyor, babasını bekletiyor. Aslında orada bir bedel ödetiyor çocuk. Diyor ki ben sana güvenmiştim. Sen bana geleceğini söylemiştin. Ama görüyorum ki benim istediğim saatte benim istediğim gibi gelmedi. Ve burada da bir tepki gösteriyor. Bir de düzensiz bağlanan bebekler var. Bunlar hem kaygılı hem kaçıngan davranış gösterebilen bebeklerden, aynı kulvarda olan bebeklerden birisi. Güvenli bağlanma çocukların ebeveynleriyle sağlam, güvenilir bir ilişkiye sahip olduklarını ifade eder. Güvenli bağlanma çocukların bağımsızlık geliştirmelerine yardımcı olur. Çünkü arkasında bir dağı hisseden bir insan ne der? Beni kimse yıkamaz. Eğer bu dağı hissetmezse tedirgin olur. Çocuk ne yapar? Tırnak yeme, parmak emme, mastürbasyon. Buna eşlik eden yine bazı diğer takıntılar. Ne der? Tehdit altındayım.
Güvende değilim, kötü bir şey olacak, kendime bir teselli bulmalıyım, yatıştırmalıyım der. Başkalarıyla yakınlık kurmaktan ve onlara tabi olmaktan kaçınmaz güvenli bağlanan çocuklar, terk edilmekten ve çok yakın olmaktan da tedirginlik duymaz. Yine inanın bu partner ilişkisine baksanız kendiniz için bir bağlanma stili göreceksiniz. Mesela terk edilmekten ve çok yakın olmaktan da tedirginlik duymaz. Mesela bazı insanlar der ya ben insanlarla çok temasa geçmeyi sevmiyorum. Mesafe benim için çok önemli. Burada kendi sınırlarınızı belirtmiş olabilirsiniz ama eğer işlevselliği bozan bir durum varsa, bir tedirginlik varsa burada güvenli bağlanmayla alakalı neler olduğunu bir görmek gerekebilir. Şimdi güvenli bağlanan çocuklarda görülen özellikler. Ailem ve arkadaşlarım tarafından sevildiğimi ve güvende olduğumu hissediyor ve biliyorum. Bazı çocuklar gelir, okula başladıktan sonra başlamıştır bu. Özellikle kız çocuklarında daha fazla oluyor. Çünkü erkeklerin çok fazla böyle bir kaygısı olmaz diye düşünebilirsiniz ama kız çocukları daha çok sözel ifade sarf edip de eve taşıdıkları için bunu için için yaşamaz, direkt dışa vurum olarak aktarırlar. Der ki anne arkadaşım beni sevmiyor, öğretmenim beni sevmiyor. Eğer siz çocuklarınıza ya da biz çocuklarımıza arkadaşlarımızın bizi sevmesinden daha önemli olan orada birlikte olmak duygusunu verirsek çocuk bu duyguyu deneyimlemiştir. Demiştir ki ben sevildiğimi hissetmiyorum. Bunu daha önce yaşamıştım. Seven sarılır, koşulsuz kabul eder, onaylar, takdir eder, sonra sınırlarımı bilirim. Bunları bilememiştir, bu sevgiyi sorgular. Ebeveynleri ve arkadaşları etkileşimleri iyidir. Güvenli bağlanan çocukların böyle tek başına oynamayı tercih etmezler. Ve ne yaparlar? Grubun içerisine girerler. Küsme, darılma, ondan sonra izole bir beklentiyle oyun oynamazlar. Ne yaparlar? Grubun içerisinde bir yere ait olmaya çalışırlar. İhtiyacı olduğu zaman ötekilerden yardım isteyebileceğini bilir. Çünkü ne demiştik? Biz zannediyoruz ki hep çocuk okula rahat gidiyorsa, öğretmenine alıştıysa güvenli bağlanma problemi yok. Ama öyle olmadığını buradaki maddelerden de görüyorsunuz. Eğer bir çocuk ihtiyacını zamanında ve gerektiği kadar ifade edemiyorsa güvenli bağlanmayla alakalı bir problem olduğunu düşünebiliriz. Biz deriz ki mesela ebeveyn gelir hocam okula başladıktan sonra böyle oldu biliyor musunuz? Önceden hiç böyle değildi. Ben de derim ki yani bizim zaten kapsüllerimiz, bizim zaten problemimiz sosyal hayatta açılır. Ben üniversiteye gidene kadar mesela obsesyonların olduğunu bilmiyordum. Ne zaman ki yurt ortamında kaldım, alıyordum çamaşır suyunu. O zamanlar yurtlarda böyle her türlü teşekkür imkan yoktu. 90'lı yıllardan başlıyorum, bahsediyorum. Orada kalkıyordum, çamaşır suyuyla her yeri yıkıyordum. Ne yapıyordum? Bir tane odamda mutlaka çamaşır suyu oluyordu. Her lavaboya gittiğimde onu götürüyordum. İşte ben evdeyken buna ihtiyaç hissetmiyordum çünkü annem zaten yapıyordu. Eşiklerimi, duyarlılıklarımı, duyarsızlıklarımı, ötekiyle kurduğum ilişkiyi, ne kadar sosyalim, ne kadar içe dönüğüm, nelerden haz alıyorum, nelerden haz almıyorum gördüğüm yer ne oluyor? Okul oluyor. Ötekilerin duygusal durumlarıyla senkronizasyon içerisindedir. Yani onların duygularını anlar, çok fazla anlam yüklemez. Bana bunu yaptılar, benim için şöyle söylediler, onlar böyle yapıyor, ben niye yapamıyorum demez. Ne zaman yardım istemesi gerektiğini bilir. Okula başladıktan sonra şöyle oluyor. Hocam öğretmenine söyleyememiş. Ondan sonra söyleyemediği için de bütün gün susuz kalmış. Biz deriz ki bir bakalım burada neler oluyor. Yani çocuğun bunu söylemesi normal yaş gelişimine bağlı olağanüstü olmayan bir özellik. Olmasını beklediğimiz bir özellik yani. Güvensiz bağlanma. Güvensiz bağlanma ise ebeveyn çocuk ilişkilerinde istikrarsızlık veya ihmal durumlarını yansıtır. Eğer tutarlı değilse ebeveyn, bir gün izin verdiğini, ertesi gün izin vermiyorsa kaygılı bağlanma. İhmal varsa kaçıngan bağlanma olur, ümidi kesme gibi. Çünkü yapı zaten bize bunu söyler. Der ki, benim annem bir gülerdi, ben güldüğünden ne dediğini anlardım. Ama ertesi gün bir şey yapardı, hiç anlamlandıramazdım. Kızdı mı, sevdi mi, bir beklentisi var yorumlayamazdım. Ne yaparsınız? Kişiye göre, duruma göre, mevsime göre davranırsınız. İlkbahar gibi, sonbahar gibi. Ne zaman ne yapacağını bilemezsiniz. Güvensiz bağlanma çocukların psikolojik sorunlar yaşama riskini artırabilir. Ve güvensiz bağlanan kişilerin mutlu olma ihtimalleri azalır. Ne dedik? 0-1,5 yaşında depresyon, anksiyete, kaygı, panik atak var mıydı? Vardı.
3-6 yaşta ne vardı? OKB. Bununla birlikte o döneme ait problemler devam ediyorsa, yani o dönemin bu 5 İslam'ın şartı verilmediyse ne yaşanacaktı? Çocuklarda obsesyonlar olacaktı. Kişilik bozuklukları devam edecekti. Paranoid kişilik bozuklukları gelecekti. Arkasına eşlik eden bir sürü şey gelecekti. Başkalarıyla yakınlık kurmaktan ve onlara tabi olmaktan kaçınıyorum. Çünkü dış dünya güvenli değil diyorum. Terk edilme gibi bir endişe yaşıyorum. Çok yakın olursam tedirginlik duyuyorum. Neden? Mesafe koymam lazım. Çünkü dış dünyada bana bir tehdit var. Şimdi insanların bağlanma modellerine baktığımızda neler varmış? Güvenli bağlanma modelinde olan %50. Ki ben buna da çok inanmıyorum. Bu verinin de doğru olduğuna. Çünkü bu sözel bir anketle yapıldıysa çok sağlıklı değil. Herkes de deneye girip de deney grubundan çıkmıyor biliyorsunuz. Kaçıngan bağlanma %25. Kaygılı bağlanma %20. Karmaşık bağlanma ise oran olarak %5 oranındaymış. Güvenli güvensiz bağlanan kişilerin birbirinden ayrı özellikleri neler? Yakınlığa karşı birlikte bakışları, yani aynı, yani yakın olma arzuları var mı? İlişkilerinde nasıllar? Çatışmayla baş etme biçimleri nasıl? Çünkü bunlar birbirlerinden ayrılı işte. Güvenli bağlananın yakınlık ilişkisi farklı, güvensiz bağlananın farklı. Güvenli bağlanan kişinin çatışmaları farklı, güvenli bağlanamayanın farklı. Sorunları çözme becerisi öfkeyle mi, mental performansla mı, stratejiyle mi? Bu da yine güvenli bağlanma ve bağlanmamayla alakalı. Partner ilişkilerinden beklentileri, çünkü danışan size gelir, der ki hocam seviyor mu sevmiyor mu anlamıyorum. Öbür bakarsınız kaçıngan bağlanma modelinde onun beklentileri çok farklıdır. Karşılanmadığı için gerçek anlamda sevilmediğini düşünür. Burada ebeveyninin aktarımlarını partnerine yansıtmaya başlar. İstek ve duygularını ifade etme biçimleri nasıl ifade ediyor? Yani sözel ifadeler mi, psikolojik şiddet mi, fiziksel şiddet mi, kınayarak mı, aşağılayarak mı, bununla birlikte eleştirerek mi, savunma mekanizmalarıyla mı, değil mi? Duyguları nasıl ifade ettiği de yine bağlanma modeline dair bize veri sunar. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Sıkıldınız mı? Duyamıyoruz hocam diye bir mesaj okumaktan endişe duyduğum için yine de cesaretimi toplayıp çıkıyorum. Hocam gayet iyi. Ben de sesimi açmakta zorlanıyorum. Yani ben kendi adıma güzel dinliyorum. Pardon, ben kamerayı da kapatmışım. Ama hala sesi az diyenler var. Kulaklıkla dinlerlerse daha iyi olur. Sesi az diyen Muhtemel ki ya da çocuklar ellerimiz. da, Fatma hocam da şimdi çocuk yoktur, sessiz bir yerde ses dinliyordur. Diğer taraflarda çocuk varsa sesim az geliyordur. O da olabilir tabii. Dış ses fazlaysa bizde dış ses yok. Evet. Güvensiz bağlanan çocuklarda görülen davranışlar. Kaygılıdır. Sürekli kaygılandığım için ebeveynlerim benden hoşlanmıyor der. Etkileşim başlatmaktan kaçınır. Bakın bunlar da çok önemli. Hani bazen diyoruz ya mizacı böyledir. Mizacı değildir. Bağlanma modeliyle de alakalıdır. Pek çok somatik şikayet ile gelir. Karnım ağrıyor, midem bulanıyor, başım ağrıyor. Çünkü bu bir kaçınmadır. Aslında pasif agresyondur. Kaçma tepkisidir. Baş edememe biçimidir. Ebeveynlerinin yakında olmasını tercih eder. Onlardan ayrışmak istemez. Yeterince iyi olduğumu düşünmüyorum der. Kimseyi tatmin edemediğini düşünür. Bunları sorgular, kurgular, sorgular, kurgular ve ne yapar? Bu akademik performansı da etkiler. Kaygılı bağlanma çoğunlukla ebeveynlerin çocuklarına sürekli ilgi göstermemesi, duygusal dalgalanmalar yaşaması dedik ya, başkalarının benim için istediğim kadar yakın olmadığını düşünüyorum. Beni gerçekten sevmediklerini düşünürüm der. Sürekli bunu sorgular. Sürekli der ki böyle böyle olacak. Mesela bir kitaptan bir vakadan bahsedeyim. Bu kitapları geçtiği için sizler de 3 aşağı 5 yukarı ulaşıyorsunuz. Diyordu ki hocam eşim beni günde 58 defa arıyor. Ya bağlanma modeline bakar mısınız? Yani bu 0-1,5 yaşında değil miydi kaygı? 1,5 yaşındaydı, 0-1,5 yaşındaydı. Niye 58 defa arıyor, 60 defa arıyor? Ne diyor? Ya kötü bir şey olursa, ya beni terk ederse, ya başına bir şey gelebilirse, değil mi? Yani çocuklar da işte günde 58 defa aramaz ama bazen 100 defa bu kaygıyı yaşar. Her odaya girdiğinizde der ki eyvah kötü bir şey olacak. Eyvah annem beni terk edecek. Ya da okulda bu karın ağrısıyla durur, siz bilmezsiniz.
bilmek için de işte o dönemin ihtiyacını gidermek, o döneme yönelik eylemlerde bulunmak gerekiyor. Başkalarının benim için ne kadar yakın olduğunu bilmediğini düşünür. Beni gerçekten sevip sevmediklerini düşünür. Der ki seviliyor muyum, sevilmiyor muyum? Biriyle bütünleşmek ister ama onlar istemez, benden kaçabilir der. Mesela partner ilişkisinde bu başka bir yansımayla gelir size. Sever ama sevdiğini söyleyemez. Karşı tarafa dair duygularını ifade ederse kaybetmekten endişe duyar. Kaçınan bağlanma modeline sahip bireyler genellikle duygusal ihtiyaçlarını ifade etmekten veya başkalarına güvenmekte kaçınma eylemindedir. Der ki aman risk almayın der. Sıfır risk, sıfır heyecan, sıfır duyguyla yaşar. Ne yapar? Mutlu mu olur? Hayır. İzole eder kendisini. Bir şekilde beklentisiz yaşar. Beklentiye girmediği için kendisinden bir beklentiye girilmesini de istemez. Öyle sessiz, sedasız, mutsuz ve renksiz yaşar. Bu model çocuğun ebeveynin ihtiyaçlarını duyarsız olmasını veya ebeveynin çocuğun duygusal ifadelerini bastırmasının bir sonucu olarak da gelişebilir. İhtiyaçlarını duyarsız olursak, yani ister her istediğini vermeli miyiz? Hayır tabii ki. Ama niye vermediğimizi yaş gelişim özelliğine uygun olarak anlatmak gerekir. Eğer erteleme, mesela erteleme özelliği olan ebeveynler oluyor, yarın alalım, şöyle böyle. Bunu yapmak yerine duygusunu anlayıp neden şu an müsait olamadığınızı, neden alamadığınızı söylediğinizde ertelemekten daha makbul bir iş yapmış olursunuz. Başkalarıyla yakın ilişki kurmaktan biraz rahatsızlık duyar kaçıngan bağlananlar. Ne yapar? Hiçbir şekilde temasa gitmeyeyim ki başım ağrımasın. Birine bağlı olmak ve ona güvenmek zordur. Sınıfında bakarsınız tek başına oynar. O yüzden de günümüzde mesela ekran maruziyeti artı otizm spektrum yelpazesi bize şunu söyletir derken yani bu çocuk niye böyle tek? Bazen gerçekten sadece bağlanma problemi vardır. Ama inanın biz çocuk ergen psikiyatristleriyle çalışıyoruz. Yani bazen bir uyaran eksikliği işte bu bağlanmanın iyi gerçekleşmemesiyle otizmin bütün tanı kriterlerini taşır çocuk. Dersiniz ki bu neden kaynaklanıyor? Mental bir gerilik yok ama çocuk bunlara maruz kaldığı için ve ihtiyaçları zamanında karşılanmadığı için böyle bir yelpazenin içine girmek durumunda kalır. Kendimi rahatsız hissettiğimde beni yakınlarla birlikte temasa geçmek rahatsız etmez der. Şimdi kaçıngan bağlanan çocuklarda da görülen özelliklere bakalım. Hayatımdaki yetişkinler tarafından görmezden gelindim. İhmal edildim der. Buram buram ihmal kokar. Benim hep başarısız olduğumu düşünürler. Tek kelimelik cevaplar verir. Ötekilerin aktivitelerine ve konuşmalarına karşı oldukça ilgisiz görünür. Yani gördüğünüz gibi şuradaki resimde bile ne yapıyor? İlgisiz. Bana bakacaklar, bağıracaklar, bana özür diliyorum, bana bağıracaklar. Kimse beni sevmiyor düşüncesi hakim olur. Çünkü sevildiğinden emin olmaz ama günümüzde ne var? İlişkiler hep kaçıngan. Herkes ne yapıyor? Bir telefonu alıyor, arkasına dönüyor. Bir tableti alıyor, arkasına dönüyor. Bir televizyonu alıyor, arkasına dönüyor. Ne oluyor? Olan çocukları, çocuklukları oluyor. Yaşına uygun olmayan imtiyazlar, örneğin başında bir yetişkin olmadan aktivitelere katılmayı, geç saatlere kadar sokakta kalmayı, madde kullanmayı talep edebilir. Bunlar da bağlanma temelli problemlerin oluşturduğu sıkıntılardan bazıları. Ne yapmak gerekiyor? Güvenli bağlanma yeniden inşa edilir mi? Evet, yeniden inşa edilir. O zaman biz ebeveynlere diyoruz ki sizin yapmaya zorlandığınız, yapmaktan fırsatlarınızın olmadığı şeyleri, bazı hizmetleri dışarıdan satın almak, bazılarını da öğrenip kendiniz yapabilirsiniz. Mesela terapiler, ben dün şu örneği verdim. Benim kızım ikinci sınıfa gidiyor. Regresi oldu dün. Yani ne yaptı? Erken çocukluk dönemindeki bir karayı bana yaşattı. O yeğenimle temasa geçtiğimde geldi benim bütün ellerimi öpmeye başladı. Şöyle şöyle öpüyor, sarılıyor. Sonra kucağımda ne yapıyoruz biz diyoruz ki eğer böyle bir regresyon varsa, geçmişe yönelik bir gidiş varsa o geçmiş ihtiyaçlarını karşılayın. Ne yapacaksınız? Kucağınıza alacaksınız. Gerekirse bir kucağınıza sallar gibi sallayacaksınız. Bir arkadaş diyor ki annesini babasını kaybetmiş. Dün diyor bulaşık yıkarken diyor elimi diyor kestim. Ve bunu bahseden arkadaş 50 yaşında. Elimi diyor kestim. 8 tane diyor dikiş atıldı. 8 tane dikiş atıldıktan sonra geldim. Bir güzel ağladım. Bu 0-3 yaşın ihtiyacıdır. Değil mi? Ağlayarak kendisini ifade etme. Sonra dedim ki diyor eşime, Okan bana sarıl, saçımı okşa. Bu nedir bir regresyondur değil mi? Bana ihtiyaçlarımı ver. Canım çok yandı.
Bana küçük bir çocuk gibi davran. Çünkü şu an buna ihtiyacım var. Çocuklar da ne yapar? İşten geldikten sonra, siz onu okuldan aldıktan sonra daha küçük bir çocuk gibi davranır. Der ki ben böyle davranırsam daha çok sevileceğim ve daha çok ilgilenecek. Fiziyoterapi gibi, terapilay gibi, oyun terapisi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalardan destek sağlayabilirsiniz. Yine burada terapinin aynı zamanda terapilay çalışması evde yapılabilecek bir çalışma. Çocuklarda öz düzenleme, fark etme becerisi, sözel ve duygusal ifadelerini anlatabilme becerisinin ne kadar iyileştirildiğine dair bilgiler var. 2 haftalık günde 1 saat süren terapilay uygulamaları sonucunda ebeveyn ve çocuk arasındaki etkileşimin çok önemli ölçüde geliştiği gözlemlenmiş ve son olarak da katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, sorusu olan varsa sorabilir. Hocam biz de çok teşekkür ederiz. Gerçekten velimizin birisi yazmış bilgiler yağmur gibi geliyor diye. Gerçekten yağmur gibi geldi. Canımsınız. Bağlanma olunca böyle yani. Evet. Var mı sorusu olan, bağlanma modelini merak eden? Haftaya da partner ilişkisinde bağlanmayı işleyeceğiz. Evet. Tavsiye ediyorum. O çok daha kıymetli olacak sizin için. Çünkü yaşadığınız problemlerin altında yatan temel sebepleri öğrenmiş olacaksınız. Evet. Hocam bana ilginç geldi yani hani dediğiniz gibi böyle okul alışma döneminde rahat ayrılan çocukları veya kendilerini ifade eden çocukları biz güvenli bağlandı diye düşünüyoruz ama demek ki orada bile dikkat edilmesi gereken konular var. Evet. Bir dakika bir soru geldi sanırım. Kayıt beklentisi var. Ha, evet, kayıt istemiş velimiz. Evet, kayıt YouTube kanalında yayın var. Oradan isteyen velilerimiz dinleyebilirler. Çocuğumuzla hangi bağlamda problemi olduğunu kendimiz tespit edebilir ve ona göre çözüm geliştirebilir miyiz diye sormuş bir velimiz. Böyle bir şey, yanılabilirsiniz çünkü ince çizgiler ve nüanslar var. Çocukla çok temas etmediyseniz, bakın ben 23 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bazen diyorum ki çocuk ergen psikiyatristlerine gönderiyoruz. Yani yakın bir tarih yaşadığımız bir durumu anlatayım. Bana bir danışan geldi, tamamen otizm tanısıyla gelmiş. Emin olun biz, yani oyun terapisinde 4. ya da 5. seansta tamamen ihmale bağlı bir problemden dolayı çocuğun o evrede olduğunu çocuk ergen psikiyatrisine tekrar yolladığımızda tespit ettik. Ben demek isteyebilirim ki çocukla uzun süreli birliktelik yaşamıyorsanız, çünkü çocuk ergen psikiyatristleri de şunu yapıyor, Fatma Hocam da biliyordur. Şimdi otizm tanısı konulsa bile uyaran eksikliğiyle artık o kadar aynı zamanda geliyor ki 0-3 yaşta. 0-3 yaşta gelen bu problemi çocuk ergen psikiyatristleri bile bize şunu söylüyor, diyor ki bir okula gönderin de sosyo işlevsel bozukluk yapıyor mu bir oraya bakalım. Eğer sosyo işlevsel bozukluk yapıyorsa oradaki öğretmenin tespitiyle bu çocuk eninde sonunda bana gelir. Çünkü orada sahada görme şansı yakalanıyor. İşte bağlanma da böyle bir şey. Akranlarıyla nasıl? Çünkü siz bunu park ve bahçede gözlemlersiniz ama güvenli bir alanda yapıyorsanız, sürekli tanıdığı kişilerle bunu yapıyorsa, okula gittiğinde değişiyorsa soru işaretleri, böyle maddeler gibi bu var, bu var, şu yok diyemeyiz. Ama bize kokusu gelir. Siz de tabii ki kendi içinizde aldığınız eğitimlerle tespit edebilirsiniz. Hocam ben böyle yayınlardan sonra şöyle bir endişem oluyor. Bunu sizinle de paylaşmak isterim. Çok güzel verilen bilgiler yerinde. Ama maalesef biliyorsunuz ben de bu aşırı korumayla ilgili çalıştım. Şöyle bir yanlış algı var. Yani çocuğumuzun her dediğini yaparsak veya hani onun ekseninde dönerse dünya güvenli bağlanacak. Tam tersi olursa onun isteklerini işte ağlatırsak veya dediklerini yapmazsak çocuğumuz güvensiz bağlanacak. Yani böyle bir yanlış algılama var. Siz de görüyorsunuzdur eminim. Yani bu anlamayı nasıl, hani anne babalarda bu anlamayı nasıl düzeltiriz? Biraz aslında ben... Tamam. Biraz önce aslında şöyle bir çarkımız vardı. Çarkımızda ne dedik? İslam'ın 5 şartı dedik. Evet. Koşulsuz sevgi, yani sevmenin koşulu yok. Bunu yaptığın için seviyoruz demeyeceğiz. Takdir, onay, güven ve sınırlar dedik. İşte şu anki neslin ebeveynlerinin genel anlamda kitabi bilgilerle fıtrata, mizaca, aynı zamanda bağlanma modeline uygun olmayan adımların nedir? Mesela hizmet satın alınır,
Ama hani bütün gün çocukla birlikte mi kalır? Yani çocuğunuzun o kadar iyi bir bakıcısı vardır ki, yani onunla kurduğu ilişkide çocuk bir iyileşme yaşamıştır. Ama ne yaparsınız deriz ki 0-3 yaşta, yani çocuğun 3 günden fazla ayrı kalmaması lazım. Hatta 0-3 yaşta çocuğun böyle mesela uzun soluklu ayrılıklarda deneyimlememesi gerekir. Böyle bir ayrılık deneyimlediyse kaygılı bağlanma stili gelişebilir. İşte o yüzden de sınırlar olacak. Burada ebeveynler şöyle bir yanlışa gidiyor. Diyor ki hani eve geldikten sonra ihtiyaçlarını karşılamak. Hocam çalıştığım için vicdan hissediyorum. Her istediğini vermek doğru değil. Çocuk bize uyumlu olmak zorunda. Şimdi mesela diyorum ki ben evinizde çocuklarınızın fikirlerini alın. Efendimiz ne diyor? Çocuklarınız 7 yaşına geldi fikirlerini alın. Değil mi? Eğer biz hayatımızın çok merkezine çocukları koyarsak yani ya böyle olacaklar ya şöyle olacaklar. Ne dedik? İyi olandan çok verdiğinizde de problem yaşayacak çocuk. İyi olandan az verdiğinizde de problem yaşayacak. Yaş gelişim özelliğine bağlı olarak neyi vermeniz gerektiğini çok iyi tahlil etmeniz gerekiyor. İhtiyaç önceliklerini belirlerken şimdi ben kalkayım bir salon takımı almaya gideyim. Çocuğuma diyeyim ki biz bir salon takımı alacağız. Rengi ne olsun, mobilya şekli ne olsun, bunu nasıl yerleştireyim? Bu onun yaşının çok üstünde bir beklenti. Ya da markete gidersiniz, sınır koymaya bebeğinler. Hocam markete gidiyoruz çok ağlıyor. Diyorum ki ama sizin şunu söylemeniz gerekir. Yani biz markete gideceğiz. Şu an bu kadar param var. Bu parayla bu hafta içerisinde sadece bunu alabiliriz. Bir karar verir misin hangisini alalım? Ya da ne yapıyoruz? Diyoruz ki bütçemiz bu, bunları alabiliriz, bunları alamayız diyoruz. Önden söylemezseniz karşılık mesela de ki hocam ekranı alamıyoruz diyor. Peki diyorum gücünüz mü yetmiyor? Hayır diyor gücüm yetiyor alabilirim diyor. Şöyle diyor çak diye alırım. Tamam diyorum gücünüzün yettiği her şeyi alabilirsiniz de ama diyorum onlar çok rahat ikna edilir. Gücünüzü almayın. Ne yapalım? Zihin performansıyla alın. Kumandayı veriyorsanız bile sizin istediğiniz kanalı açsın çocuk. Yani burada elinden böyle çat diye almak değil, çat diye sınır koymak değil. Hayırlı hayırlar. Neden yapamadığının, niye yapılmaması gerektiğini önce çocuğa şöyle anlatmak gerekiyor. Önce sana faydası var. Bunun sana faydasının olduğuna inandığım için vermiyorum. Niye faydası var? Bunu yaptığında böyle bir şey olabilir mi acaba deyip çocuk bilince konuşmak gerekiyor. O yüzden oyun çok kıymetli. Evet. Hocam 4 tane sorumuz var. Koşulsuz sevgi nedir? Ne anlama gelir diye sormuş bir velimiz. Şartlı sevmemek. Ne derler? Bize üniversiteye kazanırsan sana şunu alacağım. Sana bunu almak demek seni sevdiğimi bilme. Sonra ne yaparız? Deriz ki böyle yaptığın için seni çok sevdim. Öyle demek yerine şunu ifade etmek gerekiyor. Seni her zaman çok seviyorum. Bazen hata yapabilirsin. Bazen yanlışların olabilirsin. Ama bunun için değil, bana ait olduğun için. Güzellikleri birlikte yaşayabilmek. Yani çocuklar hani kefesini doldurun diyoruz ya, o istemeden takdir etmek ayrı bir şey. Severken de sağlı sağlı yaparsan götürürüm. Gelirsen veririm. Ondan sonra ağlamazsan böyle ederim deyip. Çünkü ne diyoruz? Çocukların performansları bilişsel davranışı terapiye uygun olsa bile biz deriz ki önce bir duygularını sağlasın, bir boşalsın çocuk ne istiyor bir görelim. Duygularını boşaltmadan onu şartlı bir şekilde tatmin edemeyiz. Yani bir sebebe bağlamadan sevmek. Gideceksiniz, seni çok seviyorum. Sadece bu. Ve sarılacaksınız. Bugün mesela bir durum yaşadım. Gittiğim anaokullarından bir tane küçük çocuk ağlıyor. Yeni başlamış okula. Ama böyle kronik ağlama nöbetim var. Sadece şunu yaptım. Kucağıma aldım ve elimi avcunun içine alıp elini öptüm. Ben onu öptükçe bana yakınlaşıyor. Ben onu öptükçe bana yakınlaşıyor. Kucağımdan bırakmaya yönelik bir adım attım böyle. Çünkü gideceğim bir görüşmem var. Böyle yavaşça seni buraya bırakacağım ve daha sonra yanına geleceğim dedim. İstemediğini gördüm. Ben ondan uzaklaşmak isteyip kalkmaya çalıştıkça bana yakınlaştığını fark ettim. Yani sarılmanın iyileştirici etkisi var diyoruz ya. Sebebi Evet. bağlamadan sevmek. Evet. Parmak emen çocuk kesinlikle güvensiz bağlanmıştır diyebilir miyiz diye sormuş diğer bir Tabii ki. velimiz. Tabii ki. Tabii ki diyemeyiz. Şimdi oral döneme ihtiyacı. Çocuklar deneyimliyorlar, ağızlarını ellerine götürüyorlar. Sonra mesela çok uslu çocuklar da parmak emebiliyor. Niye? Uzun süre uykuya meylettiği için o oral dönemde keşifle birlikte çocuğun eli ağzında oluyor. O keşifsel süreçte meşgul edilmezse ihtiyaçları zamanında yerinde karşılanmış olsa bile o oral dönemin ihtiyacını çocuk o nedenle karşılamak isteyebilir. Ama yani ihmal kokusu var mı deriz? Evet deriz. Hatta metafor olarak ben şöyle açıklıyorum. Diyorum ki bu çocuk, bu bakım veren kişiler
Eğer bir çocuk bu bakım veren kişilerle senkronize olamaz, ihtiyaçları yerinde ve zamanında karşılanmazsa çocuk der ki, eyvah ben tehdit altındayım ve bir yere güvenip dayanmalıyım, bir yerden beslenmeliyim der. Bundan istediğini alamaz, bundan istediğini alamaz, bundan istediğini alamaz, bundan istediğini alamaz ve kendine sığınmaya, kendine yaslanmaya başlar. İşte tırnak yeme, parmak yeme, mastürbasyon, battaniye, geçiş nesneleri de bunlardan bir tanesidir. Tek başına güvenli bağlanma değil diyemeyiz ama altında yatan dinamikleri iyi bilmemiz gerekir. Hocam, yaş aralığı az olan kardeşlerde bu süreç zorlu geçebiliyor. Bunun için Evet. tavsiyeleriniz var mı diye sormuş velimiz. Şöyle yaş aralıkları yakın ve kardeşlerden böyle oyun terapisine müsaitse kardeş ilişkisi terapisi önerebilirim. Ve burada kardeşlerle birlikte kıskançlığın dozajı nedir? Ne seviyede kıskanıyor? Bunları görmek için bu da çok önerdiğimiz. Kardeş etkileşim temelli oyunlar, bunları araya koyabilirsiniz. Çünkü aslında bu da yine bizim dini değerlerimize var olan bir şey. Psikoloji dini açıklanır mı? Açıklanmaz. Ama ne deriz? Biz deriz ki beden dilinizle dönün. Herkes kendisinin özel olduğunu hissetsin. Bir topluma gittiğiniz zaman birbirini kendine daha aşağıda hissetmesin deriz. Efendimiz de böyle söyler değil mi? Bütün bedeninizle dönün. Herkes kendisini özel hissetsin, değerli hissetsin der. Bir aile ilişkisinde de zamanlamalar iyi yapılır. İşte baba diğer çocukla ilgilenir, öbürü diğer çocukla ilgilenirse bir zaman ayrılabilir. Ama hani 0-2 yaşta yakın aralıklarda dünyaya gelmiş bir çocuk varsa bunun için bir destek alabilirsiniz. Ama onun dışındaki çocuklar için evde yapılabilecek özel oyun saati derseniz birazcık seninle özel oyun saati, biraz kardeşinle özel oyun saati deyip oyuncakların metaforik anlamlarını ölçmeye yönelik filial terapi uygulayabilirsiniz. Hocam, 1,5 aydır sabahları okula gideceği için geceden ağlamaya başlayan ama okula girer girmez ağlaması kesilen çocukta bağlanma problemi var demek midir? Yani tek başına bunu söylemek yine mümkün değil ama ne yaşadı deriz. O günden bugüne neler oldu? Havalar soğuduğu için mi? İlk günler çocuklar için çok eğlenceli oluyor biliyorsunuz. Okulda bir şey mi deneyimledi? Ama deriz ki kapsül açılmıştır. Okulda bir şey deneyimledi ki bu çocuk diyor ki ben bir şey yaşıyorum ve canımı sıkıyor. Her şey yolundadır. Bir anda bir şey açılmıştır. Ne demiştik? Ötekiyle kurduğumuz ilişki aslında bu bağlanma temelli kurduğumuz ilişkiyle aynıdır. Eyvah yeniden kötü bir şey olacak der. Eğer ona yönelik bir adım atılmadıysa, açıklama yapılmadıysa, çocuk duygusunu boşaltmadıysa, okula dair kaygı yaşıyorsa ne dedik? 0-1,5 yaşın izdüşümüdür kaygı anksiyete. Oralarda neler oldu? Bir ihmal oldu mu? Anne uzun süreli çalışıyor muydu? Bakım verenler kaygılı mıydı? Ayna nöronlar aracılığıyla neler aktarıldı? Bunların hepsi çok çok önemli şeyler. Peki okula girince susması okula güvendiği anlamına mı geliyor? Okula gelirken susmasın tek başına bunu söylemeyiz ama anneden alacaklığı var. Anneye der ki Hı-hı. ben senden doymadım. Senden almak istediğim şeyler var. Ve senden ayrılmak istemiyorum. Ama burada da istediklerimi alıyorum diyebilir. Ayrılmamayı tercih etmek için şöyle düşünün. Biz bir yetişkin olarak sevdiğimiz insanlardan ayrılmak istemeyiz. Ama gittiğimiz yere de alışırız değil mi? Şimdi deseler ki işte kalkın buraya gideceğiz. Ne yapacağız? İstanbul'u götüreceğiz. Şuralarda gezeceğiz. İlk başta gitmek istemeyiz. Ama gittikten sonra da İstanbul'un tadını çıkarız. Ama İstanbul'un tadını çıkaramıyorsak işte deriz ki ya niye böyle oldu? Neler oluyor oralarda deriz. Ama çocuk diyor ki Evet. anne ben sana doymadım. Sana hasretim diyor. Seni istiyorum diyor. Ne yapılabilir? Uzun bir soru. O yüzden burayı birazcık özelden de hani irtibata geçebilirsiniz. Görüşmek için tekrar. Çünkü önemli bir şey. Ve hala devam ediyorsa bir destek almanızı öneririm açıkçası. Evet. Bağımlılığı çok fazla aşırı, hatta sen olmazsan yaşayamam diyecek kadar ileri ve bu beni çok tedirgin ediyor hocam. Ne yapabilirim? Kaç yaş? Evet, kaç yaş Emine Hanım? Emine Ay doğdu. Yani bu yaşta bir okul öncesi çocuğundan bahsediyorsak bu yoğun bir kaygı üstelik buna eşlik eden bazı problemler de var. 1,5 ayı geçmiş 5 yaşmış olmasına hocam. rağmen evet. Yani 5 yaş için çok yoğun bir anksiyete. Acil destek almanızı öneririm ve 1,5 aydır da bahsediyorsunuz değil mi? 1,5 aydır devam eden bir kaygı. Yok hocam, sürekli herhalde. O 1,5 aydır devam eden gece ağlayandı. Bu Tamam. farklı. Tamam yani okula başladığından beri demek istedim. 1,5 aydır derken 38 aylık. Evet, devam eden bir durum ve 5 yaşındaki bir çocuk sen ağlarsan ve bir duygusal sağlığın yaşamak lazım.
bu çocuk ayrılığı nasıl yorumluyor? Senden ayrılmak demek ne demek? Ayrıldığımız zaman neler olacağını düşünüyorsun diye bir çocuğun neyi ne kadar bildiğini, ne kadar tedirgin olduğunu bir gün yüzüne çıkarın. Duygusal boşalma yaşasın ki ona yönelik iyileştirici adım atalım. Çünkü çok ümit vaat eden, ölümün olmadığını düşünebileceği bir yaşta değil, mutlaka arkadaş çevresinde de konuşuluyordur. Böyle bir şey deneyimledi mi, ekrana maruz kaldı mı, arkadaşlar içerisinde neler konuşuyor bunları bilmek ve öğrenmek lazım. Bunu bilmeden direkt fazla bir bilgi yüklemek de yeni bir kaygıyı tetikleyebilir. Hani diyoruz iyi gelmiyorsa kötü de gelmeyelim. Hocam peki bu dönemde yani hani çocuk okula geliyor ağlama krizleriyle gelen çocuğu okuldan almak çözüm mü? Asla. Çünkü ben daha önce de belki anlatmışımdır. Şöyle söyleyelim. Bozuk bir yemek var. Bir saklama kabının içine koyuyorsunuz. Kabını açıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ay çok pis koktu ben bunu dolaba koyayım. Dolaptan almışsın tekrar dolaba koyuyorsun. Diyorum ki eğer böyle bir problem varsa bir altında yatan sebepleri öğrenin. İki iyileştirmeye yönelik mutlaka adım atın. Bağlanma temelli bir probleminiz varsa onu aşmak için adım atın. Çünkü bu nedir? Kapattığınız bir şey, kaçtığınız şeyin altında kalırsınız. Eninde sonunda karşınıza çıkacak. Ha iyileştirmeye yönelik adımlar atarsınız. İşte okul geçen sene böyleydi, bu sene böyle olacak dersiniz ama Eylül ayı geldiğinde yine aynı şeyi yaşarsınız, deneyimlersiniz. O olmaz. Bu çocuğun mayasında, potansiyelinde bu vardır. Bu çocuk bir şekilde bu kaygıyı başka bir yerde çıkaracak. Ne dedim? İz düşümü nedir? Sınav kaygısı. İz düşümü nedir? Anksiyete, panik atak, bunların hepsi niyet gidiyor. Bir dönem sonra onun hayatında önemli olan her şey ne yapar? Doğum travmasına dönüşür. Ya yani bunların hepsi bu dönemde yaşanan problemler. O sebeple diyorum 0-6 yaşta hızlı bir şekilde çözülebilecek bir problem. Ertelediğinizde çözemiyorsunuz. Problem bir kar yumağı gibi büyüyor. Çözemediğiniz gibi de daha büyük bir problemle gelebiliyorsunuz. Yani öyle olmasın tabii ki. Gelme ihtimaliniz var değil. Geldiğinizde de inanın ergen girmiyor diye. Ben bebek miyim? Niye benim kolumdan getirdiniz diyor. Ama onun terapisine gelen çocuk için şöyle oluyor. Çocuk getiriyor. Biz onu gözlemliyoruz. Getirdiği problem metaforik anlamlarla zaten anlatıyorsunuz bebeğine. Diyorsunuz ki sebebi bu. Ergen kapatıyor kendisini. Anlatmıyor ki. Anlatmak istemiyor yargılanmaktan korktuğu için. Evet, yeni bir soru galiba, uzun bir soru. Evet, anlattıklarınızdan çocuğumuzda ortaya karışık bir bağlanma problemi var gibi görünüyor ama tam olarak da güvensiz ya da kaygılı gibi görünmüyor. 9 yaşında bağlanma problemi kardeş kıskançlığa sebebiyet verir mi? Ankara'da bu konuda görüşebileceğimiz, tavsiye edebileceğiniz bir klinik var mıdır? Ya da sizinle nasıl irtibata geçebiliriz? Demiş. Okul aracılığıyla bilmiyorum Burçak Anaokulu velisi mi yazan kişi. Aynı okul. Evet. Bizimle irtibata geçebilirsiniz. Evet, Trenör danışmanlıkla irtibata geçebilirsiniz. Altında yatan temel dinamikleri öğrenebiliriz. Yani bu bağlanma problemi olmasa da çocukta yaşadığınız bir kıskançlıkta ekstra durumda. Yani sadece her şeyi bağlanmayla açıklamıyoruz ama ne diyoruz? Evet, bir gün bütün problemler belki bağlanmaya dayanacak. Ama bağlanmanın da neden bağlanma olmadığını öğrenecek fırsatlar sunuyoruz. Yani neden olmamış, altında yatan dinamiklerini onlara dair de bilgi aktarıyoruz. En azından bir problemi varlığını tespit Aynen. etmek bile o yönde adım atmak için yeterli. Aynen. Koruyucu hekimlik bile iyi. Yani nasıl ki Evet. gidişte bir problem yok ama bir gideyim bakayım bir problem var mı? Çünkü inanın bazen o kadar basit mevzular ve ihmal edildiği için çocuğun hayatına mal oluyor ki o erken çocukluk döneminde fark edin. Çünkü bütüncül çalışıyoruz. Yani illaki bir algı dikkat bununla birlikte dil performansı nedir ne değildir bir check-up gibi MR gibi gözlemlemiş oluyoruz. Evet. Sanırım başka soru göremedim ben. Evet hocam sizi de yorduk. Bayağı Estağfurullah. geçti, Teşekkür ederim saati seni. geçti. Çok teşekkür ederiz. Çok Ben faydalıydı. teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. YouTube'da kayıtlı olarak duracak. En az bir hafta durur. Eğer seyredemeyenler, dinleyemeyenler tekrar bir daha dinlemek isterlerse oradan faydalanabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Umarım Hayırlı geceler çalışan diliyorum. öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine herkese iyi akşamlar, sevgiyle kalın. İyi Sağ olun. akşamlar hocam. Sağ olun.